Eline çok yakıştı yalnız. Mutfakta ilk defa bir şey yapıyorum desem, sandviçler hariç. Gerçekten mi? Gerçekten. Ah! Ne oldu? Parmağını mı kestin, acıyor mu? Evet ya, çok acıyor. Biyopsine geçsin. Çok komik. Ya ödüm patladı canın acıdı diye. Aman da aman, bana hiç kıyamazmış. Ya sen bana bağırıyorsun, çağırıyorsun, kızıyorsun ama beni önemsiyorsun. E işte biraz. Hemen şımar ya. Tamam tamam. Makarnaya sos ister misin? Kesinlikle. Domatesle? Bayılırım. Bakayım. İyiyim. Evet. Yemekler hazır. Çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Nerede yiyelim? Bahçede. Ben makarnayı yapıp giderim demiştim. Ya Aslı, o kadar yemek yaptık, uğraştık. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hadi lütfen, kırma beni. Ya Burak, ben çok huzursuzum. Biri gelip görürse rezil oluruz. O zaman sen bahçede ye. Ben de buradayım. Ya Aslı, bak harbiden saçmalıyorsun ama şu an. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hem bugün pazar. Merak etme, kimse gelmeyecek. Annemler adaya gitti biliyorsun. Yarın dönecekler. Olsun, yine de tedirginim ben. Ya bak artık rahat ol. Benim yanımda gerçekten güvendesin. Artık köşe kapmaca oynamak yok, saklambaç yok, yalan dolan yok. Biz bizeyiz, hadi. Tamam o zaman. Hadi. Şimdi. Ben bahçeye inip hemen hazırlık yaparım. Bekliyorum, tamam, oradayım. Tamam, ben telefona bakıp geliyorum. Efendim? Aslı'cığım, ne yapıyorsun? İyi, evde öyle takılıyorum. Sen? Sıkılmıyor musun? Bak, ben de dışarı çıktım. Erdem'le buluşacağım. Hadi sen de gel, beraber yemek falan yeriz. Yok. Ben... Yani biz birlikte yemek yaptık, onu yiyeceğiz. Birlikte mi? Biz kim? Ya Burak'la sen mi? Evet. Aslı, inanmıyorum. Nasıl birlikte yemek yapabiliyorsunuz? Evde başka kimse yok mu? Yok. Buran annesiyle babası adadaki yazlıklarına gittiler. Annem de Şükran teyzeyle. Şaka gibi gerçekten. Ayarlamaya çalışsam olmaz. Yani şimdi bayağı baş başa evde yemek yiyeceksiniz, öyle mi? Evet. Ya Aslı, bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama. Buran kız arkadaşına ne oldu? Ay Gonca, ben onu sana anlatmayı unuttum. Çağla'dan ayrılmak istediğini söyledi. Kendi kulaklarımla duydum. Ne diyorsun? Kızım, bu iş resmen artık başlanmanın falan ötesine geçmiş. Bu çocuk sana resmen aşık oldu. Ya öyle mi diyorsun? Gerçekten aşık olmuş olabilir mi? Aa, bizimki ondan daha da aşık. Ateş bacayı çoktan sarmış. Yalnız dikkat et de evde yalnızken seni yine öpmesin. Ay Gonca, saçma sapan konuşma ya. Zaten ben yemeğimi yiyip hemen çıkacağım evden. Pek inanmadım ama öyle olsun. İyi, dikkat edin bari de kimseye yakalanmayın. Tamam, zaten huzursuzum. Tamam tamam, bir şey demiyorum. Hadi iyi eğlenceler. Zaten ben hemen yemek yiyip evden çıkacağım. Çıkmam lazım yani.
Seninle iyi bir ekip olduk. İşte de başarılıyız, evde de. Ben makarnayla salatayı alıp geliyorum. Tamam canım. Akif amca, kolay gelsin. Sağ olun Burak oğlum. Selda'nın bu çiçekleri almış, ben de gelmişken dikeyim dedim. Ha, öyle mi ya? Zaten yerleri hazır. Ondan sonra da bahçeyi sulayacağım. Ya Akif amca, ben bunları dikerim. Bahçeyi de sularım, sen git istersen. Yok Burak oğlum, ben hallederim. Ya Akif amca, ısrar ediyorum tamam, ben bunları dikerim. Zaten bak yerini de hazırlamışsın. Ya benim de canım sıkıyordu, bana da terapi olur zaten. Terapi mi? O ne demek? Yani toprakla uğraşırken ben de negatif enerjimi atıp kafamı boşaltırım. Peki Burak oğlum, yapabilirsiniz değil mi? Bunların hemen dikilmesi gerekiyor. Tabii yaparım ya, ne var bunları dikmekte? Sen sadece nereye dikecek, bana göster, ben gerisini hallederim. Böyle sırayla hepsini dikebilirsin. Tamam, sen hiç merak etme. Dedim ben ya, rezil olacağız şimdi. O zaman sana kolay gelsin. İyi günler. Bundan sonra kim gelirse gelsin önce bana haber verin. Oldu mu? Kimdi o? Az kalsın yakalanıyorduk. Telaş yapma. Bahçıvan gelmiş. Ben sana dedim ama huzursuzum diye. Ya tamam. Çiçek dikmek için uğramış adam. Ama ben yaparım dedim. Gönderdim. Sen mi dikeceksin? Ya ne yapayım işte ya, hemen gitsin diye öyle dedim. Kapıya da biri geldiğinde haber vermesini söyledim. E artık rahatız. İyi o zaman. Sağlık. Gerçekten elin lezzeti varmış. Afiyet olsun. Biz de genetik sanırım. Ben bahçede ilk defa yemek yiyorum ama çok keyifliymiş. Ben burada ilk defa yemek yemiyorum ama ilk defa bu kadar çok keyif aldım. Ya sen de ayakkabılarını çıkarsana. Şöyle negatif enerjimizi atalım. Hadi çıkar. Çiçekleri de dikelim ama Aslı'cığım, olur mu? Ay evet ya. Onlar da can. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlıyorum.
öyle değil. Nasıl ya? Bunu çıkartacaksın, toprağa ekeceğiz. Bak, bunu bir yer açalım. Toprağa bastırıyoruz. Yani kökleri toprakla bütünleşmeli biri olmalı. Peki. Hadi ver bir tane daha. Nereye mi bakalım? Ben sana şimdi açıyorum toprağı. Nazikçe sen... Ay ne kadar güzel oldular, baksana. Mis. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sulayalım. Tamam, ben suyu açıp geleyim o zaman. Tamam. Sulama, çamur olmasın. Tamam tamam, merak etme. Suyu görünce nasıl kendilerine geldiler ya. Güneşten bunalmış çiçekler. Evet ya, ama gerçekten çok güzel oldular. Ellerine sağlık. Vallahi 10 parmağında 10 market. Ay nasıl suyu emdi, görüyor musun? Hava çok sıcak değil mi ya? Evet evet. Neden bilmem beni buldu, alıştırdı kendine, gitgide ben oldum. Sökemiyorum içimden, kök saldı yüreğime. Zaman durdu, hayat durdu, aşk durdu. Of, kandırıyor beni, kandırıyor yalanlarına. Şu an seni öpmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Üstüm de anne bak ya, ben değiştirip hemen geliyorum. Bunu öpmeye bile kıyamadım. Bu aşk gidene. Üzgünüm Çağla ama böyle hissediyorum. Başka biri mi var? Bunu da nereden çıkardın ya? Davranışlarından başka bir şey anlayamıyorum çünkü. Bunun başka biriyle ilgisi yok. Kabul etmeni beklemiyordum zaten. Ama şunu bil, 3 gün gönlünü eğlendirirsin, sonra Türkçü dükkanına geri dönersin. Çağla, zannettiğin gibi bir şey yok. Daha fazla inkar edip beni aptal yerine koyma Burak. Ben bunun peşini bırakmam. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizim birlikte olduğumuzu tüm ülke biliyor. Eğer o kız da bunu bile bile seninle birlikte oluyorsa, o da bunun bedelini öder. Çağla, saçmalıyorsun şu an. Lütfen sakin olur musun? Sakin falan olamam Burak. Saçmalamıyorum. Şu an çıldırmam hem an meselesi çünkü. Sen de çok iyi biliyorsun ki benim için senden başkası olamaz. Biz birbirimize aitiz. Birbirimizi daha fazla yorup yıpratmayalım. Tamam mı?
Çağla, seni kırmadan bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum ama... Ama mı? Sen hala bana ama mı diyorsun? Ben sana artık hiçbir şey söylemeyeceğim Burak. Sen lütfen biraz yalnız kalıp düşün. Ayrılmamız gibi bir şey söz konusu olamaz. Benimle zorla mı birlikte olmayı düşünüyorsun Çağla? Daha önce ilişkimizin başlamasına nasıl karar verdiysek bitişine de öyle karar vereceğiz. Başka biri mi var? 3 gün gönlünü eğlendirirsin, sonra Türkçü dükkanına geri dönersin. Daha fazla inkar edip beni aptal yerine koyma Burak. Ben bunun peşini bırakmam. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizim birlikte olduğumuzu tüm ülke biliyor. Eğer o kız da bunu bile bile seninle birlikte oluyorsa, o da bunun bedelini öder. Sen de çok iyi biliyorsun ki benim için senden başkası olamaz. Biz birbirimize aitiz. Bunun hayalini kurmak bile fazlayken olabileceğini nasıl düşünebilirim? Aslı. Kuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecek kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Çağla'yla konuştuklarımızdır. Of Çağla, of. Olmasın, benim kalbim her şeye yeter. Efendim? Aslı, iyi misin? İyiyim. Ya ben seni merak ettim. Dün bir sıkıntı yaşanmadı değil mi? Yok, yaşanmadı. Dün işe elimde olamayan sebepler yüzünden gelemedim, kusura bakma. Onunla alakası yok. Ben gerçekten seni merak ettim. Bu yüzden aradım. İyiyim. Sen nasılsın? E işte. Eda ile uğraşıyorum. Ne oldu? Eda'ya bir şey mi oldu? Eda iyi. Eda iyi de bizi üzüyor işte. Eda mı? Peki sorun nedir? Yani özel değilse. Ailevi meseleler. Peki. Yardım edebileceğim bir şey varsa eğer seve seve. Aslında ben biraz da seni o yüzden aradım. Eda'nın morali çok bozuk. Bu yüzden hiç mantıklı düşünemiyor. Seninle konuşmak ona iyi gelebilir. Tamam, tabii ki. Çok üzüldüm. Yani umarım bir yardımım dokunur. Sen müsait misin? Neredeysen seni gelip alabilirim. Evet, ben evden yeni çıktım. Yani sen nerelerdeysen oraya yakın bir yere gelebilirim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.
Hadi. Uf, aç şu telefonu Aslı, aç. Merhaba. Çok bekletmedin değil mi? Yok, ben de yeni gelmiştim zaten. Aslı, geldiğin için teşekkürler. Eda seni gördüğünde çok şaşıracak. Haberi yok mu? Sürpriz mi olacak? Evet. Umarım bu ona iyi gelecektir. Durum o kadar ciddi yani. Bayağı ciddi. O zaten sana anlatacaktır. Yani onun anlatması daha sağlıklı olur. Ben şimdi anlatırsam Eda'nın saçmaladığını falan düşüneceksin. Yani insanlar olayları çok farklı yorumlarlar. Yani sana saçma gelen şey Eda için çok mantıklı olabilir. Haklısın. Ben ve babam bazen Eda'yı anlamakta güçlük çekiyoruz. Çok hassas. Üstüne de gidemiyoruz. Ama anlaması gereken bir şey var. Benim ve babamın hayatına müdahale etmemesi gerekiyor. Haklısınız. Ama demek ki Eda'nın size olan düşkünlüğü buralara kadar geliyor. Yakın bir zamanda buna sen de şahit oldun. O da kendince mutlu olmanız için bir şeyler yapmaya çalışıyor ama dozunu ayarlaması lazım. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz ama hiçbir şekilde anlamıyorum. Gel Aslı'cığım. Eda'nın odası yukarıda. Tamam. Yarın kesin gel ama, tamam mı? Şok olacak şimdi. Tamam canım. Görüşürüz. Öpüyorum. Eda girebilir miyim? Gel abicim. İstiyorsan sen git. Siz kız kıza konuşun. Ben sizi aşağıda bekleyeyim. Aslı. Hoş geldin. Hoş bulduk Eda'cığım. Ya bu ne güzel sürpriz. Çok sevindim. Ya abin aradı beni. Eda'nın morali bozuk deyince ben de seni çok merak ettim. Evet. Yani kötü bir hafta geçirdim. Her şey üst üste geldi. Üzüldüm canım. Ne oldu peki? Ya doğum günümde olanları biliyorsun zaten. Tam bir hayal kırıklığıydı. Üstüne de... babamla ilgili bir şey öğrendim. Babamın bir ilişkisi varmış. Ya ve ben çok kötüyüm. Yani babam yıllardır yalnızdı. Onun hayatında sadece ben ve abim vardık. Şimdi böyle olunca... Babanı başka bir kadınla paylaşmak çok zor değil mi? Of. Sonunda beni anlayan biri çıktı. Evet, hem de çok zor. Ama ne olursa olsun... sevdiğimiz insanların mutluluğu için... istemediğimiz şeylere katlanmak zorundayız. Evet, sanırım yaşadığım şey bu. Ama benim buna katlanmaya niyetim yok. Ayrıca konu sadece o da değil. Bir kere babam benden sakladı. Ya ben başka birinden öğrendim. Gerçi o da kim bilmiyorum ama telefonuma resimler atmış. İnanmıyorum. Biri babanı takip mi etti? Evet. O da ayrı konu. Ama en kötüsü de birlikte olduğu kişi. Kim ki? Tanıyorsun herhalde. Çağla'nın annesi. Elçin teyze. Bak sen az çok Çağla'yı tanıdın artık. Ben şahsen hiç haz etmiyorum. Yani annesinden de öyle. Biliyorum o kadın babamı kullanır. Babamla sırf parası yüzünden birlikte oluyor bile olabilir yani. Ben hiç güvenmiyorum. Eda'cığım haklı olabilirsin belki ama... babam böyle bir şey olsa fark etmez mi? Fark etmez de Aslı. Ya babamla abim bu konularda çok saf. Yani yanlış anlama, seni kastetmiyorum. Ama abim senin gibi birini kaçırdığı için saf değil de ne? E
Eda'cığım, ne olursa olsun sevdiğimiz insanların mutlu olması için onların seçimlerine saygı duymalıyız. Evet. Ama ben abimle babamın üzüleceğini bile bile böyle bir şeye katlanamam ki. Yani hiç beklemesinler. Şimdi abim seni aradı ya. Yoksa barıştınız mı? Hayır Eda'cığım. Of ya, tamam. Ben de öyle şey yapınca. Neyse, hadi gel bahçeye çıkalım. Tamam. Aslı'nın konuşması işe yarar değil mi? En azından moralini düzelteceği kesin. Aslı'yı gördüğünde attığı çığlık buraya kadar geldi. Çağırınca hemen geldi. Çok iyi bir kız ya. Tam lafımızın üstüne. Baba. Tanıştırayım Aslı. Biz de Aslı'yla tanışıyoruz kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne zamandır tanışıyorsunuz? Benim niye haberim yok? Gerçi benim hiçbir şeyden haberim yok zaten. Kızlar otursanıza. Efendim, bir şey ister misiniz? Aslı'cığım, aç mısın? Yok, değilim. Ne içersin? Ben su alayım. Çok güzel ev yapımı bir limonatamız var. Tavsiye ederim. Tamam, içeyim. Ben de bir tane alayım. Şimdi sen hepimize getir kızım, tamam? Ne zaman tanıştınız peki? Eda'cığım, Aslı bizim spor kulübünde çalışmaya başladı. Ne? Gerçekten mi? Evet, ben okullar açılana kadar iş bakıyordum. Volkan da sağ olsun kulüpte iş ayarladı bana. Ya aşk olsun abi. Niye söylemedin? Ya bilseydim 50 kere ziyaretine gitmiştim Aslı'nın. İşte bu yüzden söylemedim zaten. Sonra kızı rahat bırakmayacaksın. Bırakmasın, ne olacak? Memnun musun işinde? Evet, çok memnunum. Teşekkürler. Mesajımı okumasına rağmen niye cevap vermiyor ya? Pardon. Sen hiç çalışmıyorsun ama ya. Hani izinliydim işte, öyle söyledin. Ya insan güzel bir müzik falan ayarlar. Onu demek istedim. Ya da sonu. Ben de Burak'ı arayıp geldiğimi söyledim. Burak. Efendim kuzen. Evde misin? Evet. Tamam, geliyorum, konuşmamız lazım. Hayırdır kuzen? Gelince konuşuruz. Aslı da yanında zaten, onu eve bırakıyorum. Aslı mı? Aslı ne alaka, anlamadım. Tamam, şimdi kapatıyorum ben. Birazdan oradayım. Telefonu niye açmadı şimdi belli oldu. Volkan'la ne işi var bunun ya?